Ne kadar paraya salon açılabilir? Birinci maddemiz, salon açma prosedürü ne? Ben... Ne kadar kazanacağım? Ne... <laughs> Dostlar selamlar, bugün spor salonu açmak mantıklı mı? kendi hayalimi kurduğum, didinip çalıştığım, yıllarca emek verdiğim bu işte ilerlemek doğru mu? Bugün bunların tüm detaylarını konuşacağız. Eğer salon açmak istiyorsan, ileride böyle bir hayalin varsa, büyük ihtimal bu video senin için faydalı olacak. Daha önceden buna yönelik bir içerik yapıldı mı? Hiç bilmiyorum. Ama elimden geldiğince bugün şeffaf bir şekilde size bunları anlatacağım. Biliyorsunuz, ben yakın bir zamanda Goril Bey Gym diye bir salon açtım. Bu süreçte yaşadığım olaylar neler? Salon açtığınız zaman karşınıza ne kadar bir maliyet çıkar? Yani ne kadar para açabilirsiniz? Size geri dönüş olarak ne kadar para kazandırabilir? Bunları size anlatacağım. Bunlarda videolar çektim sizin için ve günde iki işte çalıştım. Farklı işler kovaladım. Biz hayatımdan üniversite hayatıma kadar bu şekilde ilerledi. Ve şu an bir salon açmak benim hayatımda büyük bir dönüm noktası oldu. Tüm sürece size anlatacağım. Mantıklı mı değil mi abi? Ne kadar bütçeye bir spor salonu açabilirsin? Ne kadar kazandırır? Bu detayları da konuşacağız. Ben size 5 tane kritik madde yazdım. Salon açmak isteyen ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için etkili bir e, video olacağını düşünüyorum. Şeffaf bir şekilde o zaman sorularımıza geçelim. Birinci maddemiz, salon açma prosedürü ne? Ben bir salon açacağım. Bu salonu açarken nelere dikkat etmem gerekiyor? Karşıma neler çıkabilir? Cebimden daha ne kadar fazla para çıkabilir? Şimdi salon açma prosedürleri uzun. Yani bizi 10-11 kurum denetlemiştir. Sağlığı geliyor, denetimi geliyor, yapı ruhsatı geliyor, zabıtası geliyor, ne bileyim polisi, emniyeti geliyor. İşte federasyonu, spor bakanlığı bir sürü kalem var böyle. Bunlardan geçtiğiniz takdirde sizin salon açma olayınıza imkan sağlıyor. Bunlar olmazsa ne oluyor onu söyleyeyim. Bir, ruhsat alamıyorsunuz. Demek verip uğraştığınız o salon ıhtan kapanabilir. Yani karşısına geçip böyle... Oturur sigara içerseniz. Bizim kaderimizi yazan da bu, silen de bu. Sağlıkla kullan. <laughs> ben ne yaptım dersiniz. Bu olayları karşıladığınız takdirde salonu açıyorsunuz. Bunlardan bazı detaylarıyla ilgili konuşayım. Örnek veriyorum mesela salon açmanız için ihtiyacınız olan belgeler ne? Şimdi içeride fitness varsa His veya TBF yani Bodybuilding Federasyonu veya herkes için spordan ikinci kademe antrenör belgeniz olması gerekiyor. Yani oraya işletebilmeniz için, o branşta ders verebilmeniz için, salon açabilmeniz için yeterlilik belgesi. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Kavfalıktan ustalığa geçmiş gibi düşünebilirsiniz. Onun haricinde ruhsat çileli bir süreç. Yani biraz yıpratıyor doğruya doğru. Yani belki belediye 20 kere, belki 30 kere gitmeniz gerekecek. Farklı kalemler çıkacak karşınıza ödemeniz gereken. işte ne bileyim kaldırım parası, temizlik çöp parası gibi muhabbetler çıkacak. Bunlara hazır olmanız gerekiyor. İkinci maddemiz başarısız olma ihtimalimle karşılığında ben başarısız olursam ne olacak? Yani bu yazı tura her işte olduğu gibi başarısız olma ihtimaliniz de var. Özellikle bu ekonomik süreçte Türkiye'nin bu durumundan kaynaklı olarak başarısız olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bir de başarısız olma yani bu başarısızlık durumunuzu ciddi anlamda etkileyebilecek bir örnek de şu. Görünmeyen giderler. Bunları iyi hesaplamanız gerekiyor şey diyebilirsin. Lan görünmüyor zaten. Nasıl hesaplayacağız? Ona göre bir kalem oluşturmanız gerekiyor. Yani ek bir bütçe. Sizi rahatlatacak veya atıyorum bir sıkıntı çıktığı zaman çözebileceğiniz. Mesela ona 3 kalifer daha yaptırmam gerekti. E, borusu var, ustası var, tesisatı var. E, Alçıpanda bir sorun oldu, tekrar usta geldi, gitti. Elektrikte bir sorun oldu. Görünmeyen bir giderlerin olacak. Şu kadar da bana kredi çıkıyor. Ben bunu gideyim, yatırayım. Ondan sonra bundan gelenle de ben güzel bir iş yapayım diyebilirsin, riske girebilirsin ama bu süreç seni yıpratır mı bunu hesaplaman gerekiyor. Yani ay sonuna geldiğinde, kiran geldiğinde, elektrik, su, doğalgazın geldiğinde ne olacak? Üçüncü maddemiz başarılı olmanızı sağlayacak yöntemler. Abi bu çok önemli. Bak yani salon açma, önce buna otur çalış, ondan sonra salon aç. Bir işe başladın, e, olmuyor, kovalıyorsun olmuyor, didiniyorsun olmuyor, yıpratır, psikolojik olarak yıpratır. Bir kere salonu açmadan önce hesap, kitap, toplama, çıkartma hepsini yap. Yaz, kalem kalem yaz. Ben ne yaparsam iyi olabilir, şunu yaparsam iyi olabilir, Etrafında şu var buna gidersem iyi olabilir. Aç olun, konuya aç olun. Hoca kadronuzun iyi olması lazım, ekibin iyi olması lazım. Yani gittiğin zaman sen gözünün çok arkada kalmaması gerekiyor. Emanet edebileceğin insanların olması gerekiyor. Diğer bir olay, reklamlamaya full basman lazım. Yani kendini tanıtman gerekiyor. Sosyal medyada çekeceğin videolarda, diğer salonlara bakıp beğendiğin yanları alabilirsin, örnek alabilirsin. Onu güncelleyip kendi tarzını oluşturman gerekiyor ki ...insanlarda yapmacıklık hissiyatın olmasın. Muhasebeyi iyi tutman gerekiyor. Yani hesap kitap, içeriye girdi, çıktı, işte salonu çevirecek para, süreç nasıl gidiyor... ...bir ön analiz yapman gerekiyor. Yatırdığın para ne kadar sürede amorti edebiliyor, sana ne kadar sürede kazanç sağlayabiliyor. Yani belki bir yıl kazanç sağlamamayı göze alıp piyasada tutunup kendinizi göstermek de... ...aslında bir pazarlama, aslında bir kazançtır. Sadece kafanı nasıl yönlendirdiğine bağlı. Ben bir yılda para kazanmıyorum abi demek var... Abi ben bir yıldır tanınmaya başladım bak piyasada ayakta tutunabiliyorum bu ekonomiye rağmen demek var. Kendinizi komple yönlendirmeniz lazım çünkü ticari boyuta girdiğiniz zaman karakteriniz de farklı şekillenmeye başlıyor ve e, ne bileyim tahammülünüz olmayan şeylere tahammül etmeniz gerekiyor. Farklı bir insan oluyorsunuz. Bu parametreleri göz önüne alarak bir işe girin. Yani bir salon açacağım ne olacak demeyin. Arka planda çok farklı detaylar var. Bunlara kafa yormanız gerekiyor ve bunu hem psikolojik olarak hem beden olarak çalışmanız gerekiyor. İşte çalışsan atıyorum 8 saat çalışırsın değil mi? Bunda öyle değil abi. Gerekirse 7-24. İş oturana kadar oturduktan sonra fark etmez. Ne kadar aç olur çabalarsan o kadar sonuç alırsınız. Yani bana bu salon gökten verilmedi. Bana yaptığım işler işte sosyal medya olur diğer işler gökten verilmedi. Çabaladım didindim uğraştım. Bugün iyi gibi yarın kötü olur sonraki gün daha iyi olabilir veya tamamen gibi görebilirim. Ama ben her zaman aç olur çabalarsam bir şekilde bugün olmaz abi yarın olmaz sonraki gün olmaz ama elbet olacak. Ben kovalıyorum ben çalışıyorum ben didiniyorum bu senin için de geçerli. Bu şekilde olursan, kanalize olursan neden olmasın? Ben iyi olup bu işi yapmanızı isterim. Ya benim karşıma bilhassa ben derim ki abi bak şunları şunlara dikkat edersen daha iyi iş yapabilirsin. Kalbinde kötülük olan insanlar çoğu bu işe girdiğiniz zaman fark edeceksiniz. Salon açtığın gün mutlu olmayacak. Ya ben tarafsız bir şekilde söyleyeyim. Ben açılış yaptım. Mesela etrafımdaki dostları İnsanları çağırdım. Aralarından bazıları mutlu değildi. Bunlar hazır olmanız lazım. Açmışsın yüzüne gülüyor ama onu hissediyorsun. Yani abi o farklı bir olay. Mutlu değil o adam. Senin başarmandan. Bu nasıl açtı abi diyecek ya. Bu atıyorum yurttaki çocuktu ya. Bu salonda çalışan herhangi bir hocaydı. Bu nasıl yaptı yani? Hayırdır? Geri planda ne var? Bilinçaltını böyle rahatlatmaya çalışacak. Genç, yaşlı fark etmez. Bir şeyi başarmış olacaksınız. Ve insanların birçok kısmı maalesef karakter olarak böyle başarmanızı istemeyecek. Şimdi gelelim. Ne kadar paraya salon açılabilir? Ne kadar para yatırırsam işte benim salonum olur diyorsanız bunu size anlatayım. Açacağınız büyük metrekare bunların hepsi büyük parametreler. Yani aşağı yukarı şu fiyatı açarsınız diyemem ama kabataslak bir hesap söyleyeyim size. Benim salon 3 katlı bir yer. Farz edelim ki sizinki tek katlı bir yer ve PT açacaksın. Yani normal kayıt almayacaksınız. Bire bire eğitim yapacaksınız. Ve aşağı yukarı orası da 250-300 metrekare diyelim sizin açacağınız yer. Aletler, tadilat, detaylı bahsetmeyeceğim ama içi yapılı bir yer düşünelim. Siz sadece alet alıp geçeceksiniz. Kalemlerinizi doğru yapmanız lazım. Paraları doğru yere yatırmanız lazım. Ustanızın iyi olması lazım. Ve sistematik gitmeniz gerekiyor. Ama normal kayıtlı bir yer açayım. Böyle işte 1000 metrekare olsun, koşu bandı, kondisyonlarım da olsun, ön tarafta dolu dolu derseniz 2 milyona bir ihtimal açabilirsiniz. Çünkü şu an bir koşu bandı, bir eliptik, bir bisiklet bile alsanız minimum 100 bin lira. Şu saydığım 3 tane şey. E bundan siz nereden bakarsanız yani 7-8 tane koyacaksınız. Kafadan sadece onlar 300-400 bin lira tutuyor. O da minimum. E ağırlık seti, işte tatami, o kalın kauçuk zemin, ne bileyim dekor, elektrik, işte dediğim gibi diğer görünmeyen giderler, yapacağınız tadilatlar sizi çok rahat 2 milyonluk eder. Ee, daha fazla da eder de hani böyle iyimser yaklaştığımız takdirde normal kayıt aldığınız zaman maliyet daha fazla oluyor. Ama kazancınız da ona göre değişiyor. Son maddemiz, 5. maddemiz. En merak ettiğiniz salondan maksimum kazancım ne olabilir? Bunu söyleyeceğim. Ya nereden baksanız ben bu videoyu size 4 gündür çekeceğim. Salonda hep çekmeye çalıştım ama sabah dersler oldu, akşam dersler oldu, boş olmadı. Yani müzik çaldığı için de telif yerim diye ben videoyu çekmedim. Son maddeyi ben size salonda söyleyeyim. En sevdiğiniz madde, ne kadar kazanacaksınız? Cebinize ne kadar para girecek? Bu maddeyi de salonda konuşalım. Beşinci maddemiz de bu olsun. Şimdi gelelim 5. son maddemize. Ben ne kadar para kazanabilirim? Abi böyle teknik tek anlattın. Tamam. Hani riski var, güzellikleri var, sıkıntıları var. Eyvallah. Gel sadete artık. Ne kadar kazanacağım? Yani ben para koyacağım bu işe. Yıllarca biriktireceğim. Belki bunun için çalışacağım. Belki babamın parasını alacağım. Bu saatten sonra ben bu işten ne kadar kazanabilirim? Şimdi ne kadar bütçe, ne kadar bir kar marcı olabilir? Genel bir taslak söyleyeceğim. Yani şu kadar %100 kazanırsanız gibi bir olay zaten yok. Eğer PT salonu açacaksınız, yani böyle biraz daha küçük, sadece birebir eğitimlerin olabileceği bir salon açacaksınız veya biraz daha orta halli bir salon açıp, yani metrekare satıyorum 300, 400, 500 metrekare açacaksınız. Sadece ben burada birebir dersler vereyim kafasında ilerleyecekseniz eğer, şu anlık güncel birebir eğitim fiyatları salondan salona değilse de, Böyle 20'li dersler 3000 ile 5000 arası yani Yaklaşık o da saatlik 150-200 liraya denk geliyor gibi düşünün. Sizin 100 tane öğrenciniz var. Gider kalemleriniz düştüğünüz zaman tabi bu süreçteki salon kiranız, ısıtmanız, işte safi giderleriniz hepsi önemli. Ama 100 tane öğrenciniz olursa eğer yaklaşık 70-80 bin liralık bir para bırakabilir size. Ama diyelim ki sen normal biraz daha büyük bir salon açtın. Hani böyle 1000 metrekare belki biraz daha büyük ve normal kayıt alıyorsun. Orada işin rengi değişiyor. Örnek veriyorum paketi 5000'e mi satın? Hoca 2500, 2000 lira o civarda bir para gidiyor. Ama birebir eğitim harici normal kayıt aldığın zaman ne oluyor? Onu söyleyeyim hemen. Normal kayıt aldığında örnek veriyorum paket fiyatın ne? Aylık 700 lira değil mi? Sen bir de onu yıllık sattığını düşün. Bir yıl içerisinde 1000 kişiye ulaş. 7 milyona yakın ciro yapıyorsun. Nereden baksanız bir 5 milyon kar bırakır size. 5 milyon da bu zamanda güzel bir para. Ve bunu şöyle düşünebilirsiniz üstüne koya koya gideceksin. Şimdi normal kayıt aldığın için içeriye koyduğun şeylerin satış adeti de fazla olacak. Örnek veriyorum sen su koydun, kahve koydun, ürünlerini koydun, tişörttür, hudidir. Bunların satış miktarı da fazla olacak. Aslında sen bir alanda birçok pazar ağa yakalamış olacaksın. Şimdi genel anlamda özetleyecek olursak şunları söyleyeyim. Eğer orta hali bir salon açtın, birebir eğitimli ve çok büyük değil. Buraya yatırdığım parada atıyorum 600 bin lira, 700 bin lira bir para. Bu eğer güzel işletebilirsen bir yılda kendini amorti edip artık sana para bırakacak düzeye gelecek. Yani aylık 60, 70, belki 80 bin lira paralar kazanmaya başlayacaksın. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız da arkasını söyleyeceğim yani özetten sonra söyleyeceğim kısım önemli. Normal kayıtlı bir salon düşünüyorsanız da yatıracağınız bütçe 2-3 milyon olacak belki daha fazla. Çünkü PT salonuna işte bir veya 2 koşu bandı alırken oraya 6-7-8 tane alacaksın ve şu an onlar ciddi anlamda maliyet yani orta hali bile almaya kalksan ya Allah fesin 50 bin lira tanesi yani. Öyle, o da orta hallerinde yani. böyle iyi bir şey alacağım değil yani. Öyle söyleyeyim. Düşünsen 6 tane koşu bandı aldın zaten kafadan 300 bin lira. E bunun bisikleti var, eliptiği var, ne bileyim küreği var. Ah, ah. İşte yani çok para değil de dolarla çarpınca çok para oluyor maalesef. 2 milyona yakın bir bütçe ayırdın. Normal kayıt almaya başladın. Eğer oturtursan sistemi ve biraz da yerin güzel bir yerdeyse, düz ayak bir yerdeyse, insanların ulaşımı rahatsa ya şöyle söyleyeyim bir yıl içerisinde milyonluk olma ihtimalin onda daha fazla. Ama tabi hesap kitabı düzgün yapman lazım. Orta hali bir salonun, 200-300 metrekare bir salonun kirası 20-25 bin lirayken belki oranın kirası 50-55 bin lira olacak. Bu parametreler sizi korkutmasın. İşe girdiğiniz zaman umarım daha farklı boyutlara ulaşırsınız. Bu söylediklerinden çok daha fazla kazanırsınız. Ama süreç bu şekilde. Hani her şeyi A'dan Z'ye bilmeniz lazım. Çok kazanacağım diye çok zarar etmemeniz de gerekiyor. Orada hesap kitap tamamen sizde. Bu konularda yardıma mı ihtiyacım var? Gol Beyciğime buyur gel ben elimden geldiğince yardımcı olurum. Bildiklerimi aktarırım. Şu an alabileceğim bir riski ileride alamayabilirsin. Neden? Şu an atıyorum tek başınasın veya sadece eşin var. İleride bir çocuğun olacak. Üstüne bir tane daha ekleyecek. Rahat durmadı. Televizyon çalışmıyor deyip üçüncüyü de yapabilirsin. Yani bahane olduktan sonra çocuklar artabilir. Bundan dolayı riskin düşündüğün kişi sayısı fazlalaşacak ve yavaş yavaş biraz daha ister istemez köşene, kabuğuna çekilmeye başlayacaksın. Benim tavsiyem aklındayken cesaret edip gir. Deli cesareti yap, akıllı seçimlerle ilerle. Sadece deli cesaretiyle hareket ederseniz ilerleyemezsiniz maalesef. Akıllı seçimler de yapmanız gerekiyor. Kuralınız, anekdotunuz kendinize özel olması lazım. Yarın bir gün olur olmaz bilmiyorum ama ben şunu diyeceğim. Elimden geleni yaptım. Abi kovaladım, çalıştım, didindim, uğraştım. Oldu veya olmadı. Kendime karşı söyleyebileceğim sözler var. Bu da sizin için önemli. 70 yaşına geldiğin zaman ya abi açsam mıydım? Hayatımda böyle bir dönüm noktası olsa mıydı? Dediğin zaman işten geçmiş olacak. Bunları da düşünmen gerekiyor. Şunu da söyleyeyim. Farklı bir kitlem var. Nadir de video atsam bırakmayan, her işte videomun altına yorum yapan bir kitlem var. Bunlar benim için önemli şeyler. Çünkü yıllar geçiyor abi. İnsan yani sevgilisini, en yakın arkadaşını unutuyor. Sen videoda gördüğün insana sadece sahip çıkabiliyorsun. Kafasında salon açma fikri olan, veya bir şeylere başlama, başarma fikri olan kişiler için de bir adım olur. Belki bir yol gösterir. En büyük amacım bu. Öyle dostlarım. Ne olursa olsun gözünüz korkmasın. Yarının zaten garantisi yok. Ne olacağı belli değil. Çalışın, didinin. İlla ki olacak. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman kapattığımız gibi bitirelim o zaman. Sevgiler, saygılar. Goril Bey'den selamlar. Görüşmek üzere dostlarım.